Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 10 tane bir fişek dolduracağım. Atılmış kovanla. Fişekler 688 kapsül. 1.50 D20. 41 mm X-Watt tapa. 30 gram 6 numara. Kullanacağım makine Cengiz Gökusta'nın makinesi. Sonra da cep başlıkla ütülemesini yapacağız. Şimdi başlayalım yavaştan. Video biraz uzun olacak. Teker teker. Kovan boyları biraz bana kısa gibi geldi ama bakalım. İlk önce küreyle kapatacağım. Kovanda yırtık var. Şöyle göstereyim. Şurada şöyle daha önce yırtılmış kovan. Onu da şöyle düzeltiyorum ben. Cancımız yardımıyla. Burasını böyle düzeltiyorum. Tekrardan oraya da yıldız kesmeye denk getirip bastığımda şöyle bakın düzeliyor. Tekrardan şuraya basalım. Ara kesme. Şöyle göstereyim. Bu da son rakımız. Son kapımız. Ben teker teker böyle yapayım. Ondan sonra gösteririm. Bu ikinci fişek. Ara kesme. Son kapama. Böyle. Küre. Ara kesme. Son kapama. Şimdi bir de şöyle yapalım. Küreye de basıyoruz hep ilk başta. Şimdi yıldız kesmeye de basalım. Şöyle göstereyim. Yıldız kesmeyle yaptım. Kenarları yuvarlak olsun diye küreyi tekrardan dokundurdum. Ara kesmesini yaptım. Son rakamasını yaptım. Şöyle bakın. Bu ortada hiçbir delik yok. Makineyi kendime göre ayarladım. Bütün başlıklarda da hat deleme stoper görevi görüyor. Hat deleme yere değiyor yani. Hat deleme yere değdiği zaman fişin o başlıktaki görevi bitmiş oluyor diye hesapladım. Şöyle. Şu an hat deleme yerde. Küreye bastım. Ara kesmede de hat deleme yerde değiyor. Son rakamda da hat deleme yere değdi mi bırakıyorum. Her seferinde böyle çıkıyor. Ben tekrardan yine yıldız kesme yapayım. Şimdi bazen millet diyor bu makinede yıldız kesmeyi de yapamıyoruz diye. Yapılabiliyor. Çok zor bir şey değil. Yıldız kesmenin üzerine iki tane çizgi çekeyim sadece. O kadar. Onu da yapmak istersen tabii. Yine küreyle devam ediyorum. Atılmış kovanda küre çok güzel. Yıldıza gerek yok. Yarın bu saatten sonra da sıfır kovan zor doldururuz gibi. Bu oranda denedim. Hatta bugün atışa gittim. Atışta da denedim. Çok iyi. O yüzden sürekli hep aynı fişekleri dolduruyorum. Şöyle. Makine standart. Sürekli aynı fişek çıkartıyor. Yani yıldız kapamaları hep aynı oluyor. Biri başka biri başka olmuyor yani.
Yani birkaç kere basmamın sebebi de daha böyle güzel olsun, daha sıkı olsun diye. Kürede zaten ilk başta mecbur birkaç kere basmak lazım. Çünkü kovanların ağzı çok düz. Yıldız izleri sadece çizgi şeklinde belli. O yüzden birkaç kere basıyorum yani. Son kapama da aynı şekilde. Şimdi 10 tane fişeyi de doldurduk. Şöyle göstereyim. 10 fişeğin 10'u da tamam. Bunların hepsi atılmış kovan. Şimdi bunların ütülemesi yapılacak. Şöyle ayarlayayım telefonumu da. Cep başlıkla yapacağım bunu. Ütülemesini. Şimdi 10 tane fişek var. 10 fişeği de teker teker yağlamaktansa şöyle yağ az az batırıp kenara koyuyorum ben. Bundan sonra ütüleme işlemini yapıyorum. Hem video uzamasın, hem de sürekli yağ batır çıkar işlemi olmasın. Yağ olarak da 5.30, kendi aracımın yağı vardı, ondan artıyor sürekli. 4.8 litre alıyor araba. 5 litre. Yani onun yerine de bunları kullanıyorum. Ayrıca bir yağ almıyorum. Teker teker ütüleyelim. Ütülenmiş bir de ütülenmemiş halini göstereyim size. Şimdi şu öndekiler ütülenmiş hali, arkadakiler ütülenmemiş hali. Ütülenmiş halleri şöyle. Şunlar da ütülenmemiş halleri. Bunları da ütüleyelim. Dizelim şöyle güzelce. Fişekler böyle. Ütülemesi de böyle. On numara 5 yıldız. Yani bugün bu fişekleri denedim. Bu başlıkla, bu makinenin ayarıyla basınç çok güzel oluyor gerçekten. Tahtaya attım böyle. Tahtayı yani delip geçen saçmalar bile oldu. Yani sürekli artık bundan sonra bu ekipmanları kullanacağım. Bir tane makine yapma planım daha var. Onun için de malzeme ayarladım. Orta mil. İleride bir makine daha yapacağım. Bu onun mili. Yapacağım makinenin. Yine 20 milim. Şurada rumon olacak ortasındaki. İndüksiyon mili. Bunu araç amortisörünün içinden çıkardık.
Yani normal bildiğiniz amortisörün mili. Şunlar da içinden çıkıyor zaten. Yani bu 10 ton araç taşıyor neredeyse. Bundan yapacağımız bir makine yani bize epey bir gider herhalde. O yapacağım makinede de işte hatleme, kapsül takma, işte son kapama falan olmayacak. Son kapamayı takmak istersem takarım tabii de. İşte bende 5'li yıldız, işte 8'li yıldız, işte 6'lı yıldız, o tarz başlıklar var fazladan. Ara kesme falan. Bunları da o makineye işte takacağım. Yani en azından değişik değişik. Sıfır komanın için olacak o sadece. Cengiz Usta'nın makine yapıyor mu? O da yapıyor. Ama onun makinesinin başlıklarını değiştirmek istemiyorum. Başlıklar çok güzel. Makineyi de kurcalamak istemiyorum. O yüzden böyle bir şey yapacağım. Herkese hayırlı dolumlar.